Arkadaşlar şu anda Kral Motor'un satışa sunduğu Grande 5000 serisini görmektesiniz. Elektrikli, 3 tekerlekli bir araçtır. 2 kişi rahat rahat binebilmektedir. Hatta 2 yetişkin bir çocuk şeklinde binebilirsiniz. Araç elektriklidir. Düz yolda 50 ile 60-65 kilometre mesafeye ulaşmakta. Eğer rampa olduğu takdirde 50-45-50 kilometre mesafe gitmektedir. Aracımız gördüğünüz gibi çok şık. Bunun 4 rengi var. Şu anda görmüş olduğunuz renk beyaz, beyaz, mavi, kırmızı ve kahverengi olmak üzere 4 tane renkten oluşmakta. Araçta 5 tane jel akü bulunmakta. Araç yaklaşık 6 ile 8 saat arasında şarj oluyor. Bir şarj aşağı yukarı 1 lira 25 kuruş gibi bir bedele gelmekte. Şu görmüş olduğunuz şarj ettiğimiz bölüm, buradan açıp 220 volt olarak istediğimiz herhangi bir fişe takıp şarj edebiliyoruz. Bu görmüş olduğunuz sigorta, aracımızı uzun süre kullanmadığımız zaman buradan sigortadan kapatıp akünün gereksiz yere boşalmasını engellemiş oluyoruz. Ben ekstradan yukarılara havadanlık yaptım. Camlar filmdir. Xenon, ekstra olarak xenon far taktım. Ön taraf tamamen cam olarak yapılmış. Şimdi aracımızın içini size göstereceğim. Dışarıdan araç küçük gibi gözükmekte. Fakat içi dışarıya göre biraz daha geniş olarak düşünülmüş. Aracımızın içi de şu şekilde. Ben ekstra ledler koydum. Onları da yaktığımızda şöyle görüyorsunuz ledleri. Aracın iç kısmı daha net, belirgin olarak gözükmekte. Aracımızda sürgülü olarak cam sistemi yapılmış. İsterseniz yaz günlerinde sıcakta camı açabiliyorsunuz. İsterseniz sürgüden kapatabiliyorsunuz. Ben ekstra teyp de taktırdım. Şunlar da hoparlörleri. Aracımız şu anda çalışıyor fakat hiç ses çıkarmıyor, görüyorsunuz, elektrikli olduğu için. Şu düğme sinyaller. İleri ittiğinizde sağ, geri çektiğinizde sol. Şu beyaz olan bölüm stop. Stop'a bastığınızda kapalı konuma geliyor. Şu görmüş olduğunuz frenin üstündeki el freni. Freni tam size doğru çekip üstüne bastığınızda el freni devreye geçiyor. Bu bölüm lambaların yandığı bölüm. 2 kademeden, hatta 3 kademeden oluşuyor. Bir tane ileri çektiğimizde parklar. Bir ileri çektiğimizde normal lambalar. Onlar yanarken şunu da bastığımızda uzunları yakmış oluyoruz. Şu bölüme bir tane USB çıkış koymuşlar. Artık istediğimiz gibi oradan USB çıkışımızı alıyoruz. Şu bölümde D'ye bastığımızda ileri vites, R'ye bastığımızda geri vites, ortaya getirdiğimizde aracımız boşta duruyor.
şu sileceklerimizi çalıştırıyor. Şu normalde fabrika çıkışında bu boş düğme. Ben buna içerideki aydınlatmayı bağladım. O aktif olarak iş görüyor. Direksiyonun alt kısmında iki tane kırmızı bölüm var. Bunlar korno, korna. Burada da aynı şekilde kırmızı bölüm. Bu da korna olarak iş görmekte. Aracımız şehir içi kullanışlı oluyor. Yani şehir içinde kısa mesafelerde tercih edebilirsiniz. Şimdi biraz da kapıları açık olarak gösteriyorum. Çok kullanışlı bir araç. Yani dediğim gibi 1 lira 25 kuruş gibi bir fiyata aküleri tamamen dolduruyorsunuz. Aküler akıllı aküdür. Yani akü dolumuna dikkat ederseniz, yani bitmeden doldurmamanız gerekli. Normalde cep telefonları gibi. Nasıl cep telefonlarını bitmeden doldurursanız pilin ömrünü yersiniz. Bunlarda da akülerde aynı şey geçerli. Gereksiz dolmalarda aküler şişme yapmakta. Normal arkada sinyallerimiz vesaire görmektesiniz. Evet. Aracımız bu şekilde. Şunu unuttum. Şurada şoför koltuğunun sağ tarafında el freni gibi bir düzenek bulunmakta. Bunu rampa çıkmadan evvel çektiğinizde torku arttırmakta ve daha rahat rampayı çıkmaktasınız. Rampayı çıktıktan sonra tekrar bunu eski konumuna getirdiğinizde aracımız normal hızına ulaşmakta. Şuralara cepler yapmışlar. İstediğiniz gibi koyabilirsiniz gereçlerinizi. Evet, böyle. Tekrar göstereyim. Dediğim gibi ben yukarılara havadanlık yaptım. Aracımız geniş. Aracımızı şarja taktığımızda bu bölümden takip ediyoruz. Bittiğinde piller, yani çok az kaldığında kırmızı yanıyor. Şarj ederken sarıya dönüyor. En son modda yeşile dönüyor. Dediğim gibi 6 ila 8 saat arasında bir şarj süresi var. Buna dikkat edersek daha uzun ömürlü kullanabiliriz. 2 ya da 3 sene gibi bir pillerin ömrü var. Ama bunu tabii sağlıklı olarak doldurduğumuz ve boşalttığımız sürece. Evet. Şimdi Grande 500'ü size tanıttım arkadaşlar. İnşallah İstanbul trafiğinde ya da Türkiye'nin kalabalık şehirlerinde herkesin böyle bir aracı olması dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.